Evet arkadaşlar merhabalar. Şu anda İtalya'da Roma'dayız. Evim pizzacıdayız. Burası sizin de şimdi göreceğiniz gibi Vatikan'ın hemen arkası. Şu karşıda görüyorsunuz. Buranın meşhur San Pietro Kilisesi, Vatikan. Zaten bir önceki videomda size Vatikan'dan, Vatikan'ın içinden şey yapmıştım. Şimdi yemek yemek için Roma'ya çıktık. Tabii nerede yemek yiyebiliriz? Sizler de biliyorsunuz arkadaşlar buranın en meşhur yerleri pizzacılar. Gelin böyle içeri doğru. Alberto Pizza'dayız şu anda. Size böyle bu videoda biraz farklı bir kültür, farklı bir yeri tanıtmak istedim. Arkadaşlar İtalya'da yani söylemeye bile gerek yok. En önemli ya İtalyan kültürünün en önemli parçası belki pizza. Hakikaten öyle. Ben İtalya'ya bu benim ikinci gelişim. Bundan 10 sene önce geldiğimde de aynı şeyi görmüştüm. Şu anda da aynı şeyi. Muhtemelen bundan sonraki süreçte gelecek bütün arkadaşlar aynı şeyi görecekler. Pizza hakikaten İtalyan kültürünün en önemli öğelerinden bir tanesi. Burada birçok çeşit pizza var. Bunu da şöyle yapıyorlar. Yine bizim gözlemleyebildiğimiz kadarıyla. Belki İtalya'da yaşayan arkadaşlar size daha fazla anlatacaklardır. Daha fazla yardımcı olacaklardır ama ben burada kaldığım süre içerisinde şunu gözlemledim. Hemen hemen bütün restoranlar zaten pizza üzerine. Tamam farklı tarzlarda farklı damak zevkleri de var ama pizza mutlaka var o restoranlarda. Gidip de mesela bir bütün pizza yiyebilirsiniz bazı restoranlarda ama şu anda benim bulunduğum tarzda bir restoranda da işte arkadaşımızın yaptığı gibi pizzayı arkadaşlar buradan seçiyorsunuz. Arkadaşa söylüyorsunuz. O sizin için pizzayı kesiyor. Ne kadar büyüklükte olması gerektiğini siz seçiyorsunuz. Ondan sonra şu şekilde arkadaşımızın yaptığı gibi pizzayı hafif ısıtıyor ve size servis ediyor. Hakikaten yani şunu söyleyebilirim çok net olarak. Ben pizzayı çok severim. Türkiye'de de çok yerim ama burada hakikaten pizza çok farklı bir şey. Yani Türkiye'de bizim yediğimiz pizzalara hiç benzemiyor. Hamuru bir kere inanılmaz ince ve gerçekten çok lezzetli yani onu rahatlıkla söyleyebilirim. Arkadaşlar aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Zafer'in çok gurmeliğe başladı falan gibisinden düşünmeyin. Sadece bunu sizinle paylaşmak istedim. Çünkü bu pizza kültürü İtalya'da gerçekten çok yerleşik bir kültür. Şimdi size buradan müşterisinin gitmesini bekliyorum arkadaşım. Ondan sonra birkaç çeşit pizza göstereceğim. Zaten Furkan da bir taraftan çekiyor. Bakın arkadaşlar pizzayı şu şekilde kesiyorlar. Ve bu şekilde servis ediyorlar. Yani mesela gördüğünüz kadar bir pizza sanıyorum. How much money is this? This is generous pizza with bevande, bevarete and one souffle. Okay, okay. Ama başka bir şeyler daha almış yani sadece pizza değil. Okay, mesela Furkan'cığım böyle yaklaş gösterelim pizzaları. What's the name of this pizza? This is a pizza rossa, okay. Italiano. Okay. It has tomato sauce with oregano. Okay. And domates sosuyla birlikte arkadaşlar. Pizza rossa. Pizza rossa. Yeah. Okay. This is margherita. Margherita. Yeah. This is so famous. Yeah. Arkadaşlar şu gördüğünüz margherita hakikaten buranın en meşhur pizzası. Şu gördüğünüz pizza. Bizim de burada sürekli tükettiğimiz bir pizza. Tabii vejetaryen olması hasebiyle yani burada biraz hani tabii biz domuz eti biraz tabii dikkat ediyoruz yani domuz etli olmamasına. For example, what kind of pizza is this? Potato julienne. Yeah. Mozzarella cheese. Okay, mozzarella peyniri ve potatoes. Patates, evet. What's the name of this pizza? This is
pizza mushroom, two types of mushroom. Two types of mushroom, one yeah. One is gravy mushroom. Yeah. Okay, another one is champignon mushroom. Okay. That champignon mushroom is come from French. French. Yeah. Okay. Okay. And mozzarella cheese. Arkadaşlar bu da mantarlı, iki çeşit mantar kullanılıyormuş. Hatta bir çeşidi Fransa'dan geliyormuş. Şurada farklı türde de pizzalar görüyorsunuz. What kind of pizza is this? This is roasted potatoes, this one. We yeah. also sell these roasted potatoes yeah. and sausages, pork sausages. Okay, pork. Pork. Evet arkadaşlar bu işte domuz etli, domuz şeyli. O biraz daha, işte böyle sormak gerekiyor tabii, dikkat ediyorsanız eğer böyle şeylere. Burası Pizza Alberto. Furkan bir de yaklaşırsan bu tarafa doğru şeyi de gösterelim. Yani mesela bir kilosu, şurada kilo hesabı var ama siz işte diyelim ki kestiniz. For example, I would like to ask you a question, please. Yes. This is carbonara. Yeah. It also has pasta carbonara. Okay. We make this pizza carbonara with bacon, yeah. eggs, and mozzarella cheese with goat cheese. Okay, for example, how much money is this piece of pizza? Pizza. Can you show us? Okay, it's $3.50. Yeah. Evet arkadaşlar, mesela şu görmüş olduğunuz pizza İtalya'da o büyüklükte bir pizza 3.5 euro. This is less expensive. Yeah. So it will be like $2.90. Bu biraz daha ucuz. 2.90. Evet. Tabii bunun bir harcı içecekler var. Biz de biraz önce Furkan kardeşimle beraber pizzalarımızı yedik. Evet arkadaşlar, Vatikan'ın arkasında bir pizzacıdan, Pizza Alberto, öyle miydi adı? Pizza Alberto muydu? Oradan sizinle İtalya'daki bu pizza kültürü üzerinde biraz konuşmak istedik. Bangladeş'ten kardeşim, so what's your name? My name is Rayhan. Rayhan'la birlikte, thank you so much Rayhan. Thank you so much. Nice to meet you. Rayhan'la birlikte sizlere buradaki pizzalar hakkında biraz bilgi vermeye çalıştık. Bu yayınımızı burada sonuçlandırıyoruz. YouTube'da yayınlarımız devam edecek. Kendinize çok dikkat edin.